Kızlar hazırlandığımıza göre sağlık ocağına gidebiliriz. Hadi Ama bakalım. anne, bebişimiz çok ağlayacak. Biz de çok üzüleceğiz. Evet arkadaşlar, bugün Bahar ve Banu Alya'nın kardeşlerinin yani Asel Mira'nın aşı olma günü. Sağlık ocağına gidiyoruz. Hadi ama anneciğim. Aşı olmazsa hasta olur. Evet, aşı olmazsa da hasta olur. Onun sağlığı için arkadaşlar, mecburuz. Like atmayı unutmayın. Bebişimizin canı acımasın diye. Evet arkadaşlar, lütfen yorumlara da yazın. İzledik, sizi seviyoruz diye. Yeni bebeğimizle gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bebeğimizi arabasına yerleştirelim. Sonra sağlık ocağına gidelim. Bebişimiz çok acık. Gelin siz burada bekleyin. Ben hazırlayayım kardeşinizi, tamam mı? Sonra da hemen gidelim. Asel Mira'yı da hazırladık. Evet. Bahar ve Banu Alya da hazır. O zaman hadi anne, gidelim. Ben çok heyecanlıyım. Ama anne, bir bebek olursa biz de ağlarız. Ağlamayın anneciğim sakın ya. O zaten ağlayacak. Gelin. Ben asansör çağırıyorum. Ama anneciğim ne yapalım? Yapacak bir şeyimiz yok ya. Anne, keşke götürmeseydik. Anneciğim o zaman hasta olabilir ama hastalıkları daha kolay yenmesi için aşı yapılıyor bebeklere. Aşı daha çok acıtır. İğne vurulsaydı. Anneciğim aşı ile iğne zaten birbirine benziyor. Bir nevi aynı şeyler, öyle düşünün. Şimdi ne oluyor aşıda biliyor musunuz? Bu tarafa gelin. Dikkat edin. Şimdi anneciğim aşıda çok azıcık vücuda mikrop veriyorlar. Ama çok az. Yani vücudunun yenebileceği kadar bir mikrop veriyorlar. Evet. Sonra vücut o mikrop çok az olduğu için onu hemen böyle yeniyor. Ona karşı böyle savaşçı askerler gibi düşünün. Size öyle atıp öyle savaşçı askerler üretiyor. Yani onlara biz antikor diyoruz. Sonra o hastalık bir daha kardeşinize geldiğinizde kardeşinizin vücudu diyor ki biz seni biliyoruz, biz seni tanıyoruz, antikorlarımız hazır, hemen onu böyle ham yapıyor ve anne, kardeşiniz hasta yani olmuyor. Yani kardeşimiz aşı olmaktan kurtuluyor bir daha. Evet anneciğim, hadi hemen çıkalım. Kardeşinizi ama siz sürmüyorsunuz. Ben hem kardeşinizi sürüp hem nasıl kameraya çekeyim? Hadi yürüyün bakalım. Şimdi ben kapıyı açıyorum kızlar, siz kardeşinizi yavaşça dışarı çıkartın ama beni bekleyin, tamam mı? Sakın yola çıkartmayın. Bahar sen de tut anneciğim. Banu'yu tek başına tutamayabilir. Düşürüm. Ooo anne, keşke bebeğimizi kalın giydirseydik. Düşür mü? Anneciğim yok ya, üstünü kapattım baksana. Bayağı üstünü kapattım bebişimizi. Şöyle biraz daha örtelim. Evet, bebişimiz uyuyor arkadaşlar şu anda. Şöyle iyice üstünü örtelim. Tamam, kapatın acım şöyle. Rüzgar gelmesin bebeğimizi, hasta etmeyelim. Anne, güneş vurmuş. Evet, hava sıcak arkadaşlar. Birazcık rüzgar var ama yine de iyi. Ne tarafa gidiyorsun? Sağlık ocağı ne tarafta kızlar? Dönün bakayım, döndürün arabamızı. Döndür, döndür. Evet, bu tarafa doğru gelin. Hadi. Hadi anneciğim gelin. Kapıyı açayım ben. Anne, gelin. Anne, yol geçtik. Nereye gidiyorsunuz kızım? Saçmalamayın Bahar. Şişt, Bahar, Banu'nun ya. Anneciğim bugün aşı günü. Hemşire çağırdı ya bizi. Ama hadi. Anne, bebişimize çok ağlayacağız. Anneciğim hayır, ağlamayın. Bebişimiz belki ağlamayacak. Bir şey söyleyeceğim. Belki de hiç acımayacak bebişimizin canı. Tamam. Belki de çok azıcık inga diyecek. Hemen bitecek. Hadi inga gelin bak. Evet, kapı açık. Hadi hemen gelin. Tersten niye götürüyorsunuz anneciğim çocuğu? Şöyle götürsenize. Şöyle götürün hadi. Anne, çünkü tersini çevirdik, öyle götürdük. Anneciğim siz çocuğu süremeyeceksiniz herhalde. Verin ben süreyim en iyisi ya. Tamam. Dikkatlice hadi geçin onu. Burası böyle. Tamam durun onu. Bak şöyle kaldıracağız bebeğimizi. Evet. Getirin anneciğim. Ben şimdi hemşireye bakacağım. Ama anne, bebişimizin canı çok acıyacak. Ne yapacağım? Belki de acımayacak. Anneciğim gel şimdi şurada bekletelim bebişimizi. Bakalım içeride birisi var mı? Dur anneciğim bakalım. Şimdi hemşire ablayı çağıracağım ben. Sonra bebeğimizi aşı yapacağız. Sonra evimize döneceğiz, tamam mı? Tamam. Şimdi anneciğim hemşire ablanın birazcık işi varmış. Sonra alacak bizi. Kardeşinize iğneyi yapacak. Bir aylık aşısı arkadaşlar. Daha yeni doğduğu için bebişimiz. Ağlama, kaldır kafanı. Anneciğim bir şey olmaz. Aa, ikisi birden ağlıyor. Kızım daha çocuk aşı vurulmadı. Belki de bir şey söyleyeceğim. Hiç acımayacak ki. Aa, ikisi de ağlıyor. Ağlarsanız bizi buradan çıkartırlar ama. Bana bakın. Bahar, Banu Alya. Bak bakayım kardeşin uyanmış mı? Uyanmış mı? Uyanmamış. Uyuyor mu? Banu Alya, hadi bir de sen bak kardeşine. Hadi. Şaka. Beni mi kandırıyorsunuz siz ya? İkiniz yan yana mı geldiniz anne, şimdi? Var. Ne aleti var? Aa, tansiyon aleti. Evet anneciğim. Burada tansiyonun... Tansiyonumuzu ölçelim.
Anneciğim, çocukların tansiyonu bilmiyorum. Acil durumlarda ölçülür sadece. Senin tansiyonu mu ölçelim burada? Evet. Anneciğim, ya kızarlarsa bize? Kızmazlar. Gerçekten mi? Tansiyonu ölçelim mi? Anneciğim, bebişimiz çok küçük, kolu daha şu kadarcık. Nasıl ölçelim tansiyonu? O zaman sen oraya otur. Otur bakalım. Evet. Ben de. Öyle kolunu geçir şimdi. Geçtim. Evet. Şimdi arkadaşlar, biz Bahar'ın tansiyonunu ölçeceğiz. Anneciğim, şimdi tansiyonunu ölçeceğim ama hiç konuşmaman lazım, tamam mı? Çünkü konuşursan ne olur biliyor musun? Tansiyonun yanlış çıkar. Bekle şimdi. Bak, Bahar ölçmeye başladı arkadaşlar şu anda. Evet. Bahar'ın kolunu sıkıyor şu an birazcık. Vanalya, sen de ölçecek misin tansiyonunu? Allah! Ne oldu kız? Aha arkadaşlar, sıkı yapamamış, saçıldan ölçmedi. Sen çık anneciğim, bir de Bağnalya'nın tansiyonunu deneyelim hadi. Olmadı. Otur Bağnalya, şimdi seni daha çok fazla sıkacağım açılmaması için. Evet arkadaşlar, şimdi Bağnalya'nın böyle kolunu biraz sıkı yaptım. Ben Bağnalya, şuradan tut anneciğim açılmasın. Anne, sonra benimkini de sıkı yapar mısın? Dur, bir Bağnalya'nınkini deneyelim. Sıkıyordun mu Bağnalya? Bakalım. Aa, niye başlamadı bu? Kız, yoksa bozduk mu tansiyon aletini? Aa arkadaşlar, bakayım. Hatta. Geldi mi? Çalışacak mı? Bana sıkıyor. Bağnalya, konuşmasın. Konuşturma anneciğim. Konuşturursan yanlış çıkar çocuğun tansiyonu. Arkadaşlar, acaba Bağnalya'nın tansiyonu kaç çıkacak? Ne oldu? Kolunu sıkıyor değil mi Bağnalya? Evet, şimdi Bağnalya'nın tansiyonuna bakacağız. Bahar, kardeşinden sonra senin tansiyonuna da bakalım mı? Evet. Tamam, bakalım. Kaçmış? Şimdi anneciğim, daha burada değer çıkacak. En son duracak. O zaman asıl değeri anlayacağız. Bağnalya sıkmaya devam ediyor mu? Şimdi bu yaşta sıkmaya. Ay, konuşmayacaktım. Tüy, unuttuk ya. Bağnalya, niye konuştun? Aa, Bağnalya'nın kim de... Anneciğim, demek ki çocukların tansiyonunu ölçmüyor. Olmuyor anneciğim. Hayır. Bakalım hadi, hemşire ablanın işi bitmiş mi? Bakalım. Kardeşinizin aşısını vurduralım anneciğim. Hadi. Orada mı anneciğim hemşire ablalar? Yok var mı? Yok. Tamam, işleri bitmiş mi? Otur, şimdi bizi çağıracaklar anneciğim. Hadi anneciğim, içeri şimdi kardeşinizi götürelim. Şimdi hemşire abla alacak bizi. Ay anneciğim, çok ağladı kardeşim, gel. Çıkartalım hadi, bak hala ağlıyor. Gülüyordun az önce ama. Anneciğim, gülüyordun. O da gülüyordu. Ya. Anneciğim, kardeşiniz çok ağlıyor. Hadi hemen gidelim eve anneciğim. Sürebilecek misin arabayı sen? Hadi anneciğim, ağlıyor, çok ağlıyor. Hemen eve gidelim hadi. Niye bu kadar çok ağladı ya? Gerçi bitti. Şş, yapın şöyle, hadi biraz anne, sallayın. Anne, çok sıcak hava.